Buyur ağam, bir şey mi istedin? Bana bir viski verir misin? Hemen ağam. Verem, o normal şeyden mi? O normal şeyden. Çerez ister misin ağam? Yok sağ ol. Ağam. Haydar'ı köye yollamışsın ha? Evet Dicle. Terbiyesizliği diz boyuna açtı artık. Biraz kendine gelsin. Arkasından da Rıza'yla beni mi yollayacaksın? Burası senin evin Dicle. Sen kendini istediğin sürece burada kalacaksın. Oğlu sana bakarak büyüsün istirem. Seni örnek alsın. Ayağının altında koştursun. Bayramlarda elini öpsün istirem. Bahar! Çekil önümden. Tamam. Ben seni garaja bırakırım. Gördüklerimin bir açıklaması var mı? Açıklamayı ne yapacaksın? Sen kalbini bozmuşsun bir kere. Ben senin iki günlük karınım Seymen. Kalbimi bozmam çok zor. Mutfağa giriyorum ve ayaklarının dibinde yüzünü ellerine gömmüş inleyen bir kız görüyorum. Çocukla onu da kocası gibi köyüne yollamayayım diye yalvarıyordu. Kocasını köyüne mi yolladın? Evet yolladım. Geçici bir süre için cezalı. Düğünde biraz terbiyesizlik etti de. Çok güzel bir kız. Ben de sizi öyle görünce... İlk kavgamıza yemekle devam edelim mi? Açlıktan sana laf yetiştiremiyorum. İlk kavgamızı tanıştığımız gün ettik. İkincisini ertesi gün. Bu üçüncü. İnsan ders almıyor. Senin ne cadı olduğunu ilk günden görmüşüz işte. Arkana bakmadan kaçsana be adam. Yok. Gittik bir de üstüne evlendik. Ya bana ne demeli? Tanımadığım bilmediğim bir adamın peşine takılıp gelirsen olacağı bu. Böyle haremine girersin işte. Hala mı konuşuyorsun sen? Ya Seymen dur. Vallahi rezil olacağız. Sus karışma. Kendi mahallende istediğimi yaparım.